Line TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Seçim 2014 programıyla sizlerle birlikteyiz. Line TV Kent Meydanı seçim stüdyolarında Bursa'nın yerel seçimlerde nabzını tutmaya devam ediyoruz. Adayları tanıyoruz ve adayların projelerini masaya yatırmaya çalışıyoruz. Bu akşam stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer Belediye Başkan Adayı Sayın Arif Demirören bizlerle birlikte olacak. Evet efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Kadir Bey. Öncelikle bu akşam vaktini ayırarak bizi izleyen ve bizi izledikleri kadar da bu imkanı bize veren Line TV ailesine, evet, ve bu akşam ekranlar başında acaba yaklaşan seçimlerde belediye başkan adaylarımız bizimle neler paylaşacaklar diye Bursa ile ilgili dertlenen, evet, tüm izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Hep de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şimdi Sayın Başkanım, öncelikle hani siyaset dünyasında geçmişte yaptığınız görevlerden dolayı siyaset dünyası yakından tanıyor sizi, ama ben ekran başındakilerin de bir kez daha sizi sizin ağzınızdan tanımaları adına kısa bir giriş istiyorum. Hani Arif Demirören kimdir ve sizi aday, yani aday olmanızda sizi ön plana çıkartan temel husus nedir? Onları bir izleyicilerimize paylaşırsanız memnun oluruz. Tabii ki. Öncelikle bu bulunduğumuz mekan Kent Meydanı'ndayız şu anda. Evet. Bu Kent Meydanı'nın hemen biraz 100 metre ilerisinde evde oturuyordum ben. Evet. Çocuklarım İstiklal İlkokulu'nda okuyorlardı. Daha sonra Nilüfer bölgesine taşındık. Yaklaşık 20 senedir Nilüfer bölgesindeyiz. Nilüfer bölgesinde olup aynı zamanda şu anda da Beşevler dediğimiz Yıldırım Caddesi diye anılan, hani o böyle Nilüfer'in ilk köy halinden 25 yıllık mazisindeki kentleşmeye doğru gittiğindeki ilk köyün, hani o 5 evinin tam bulunduğu yerde şu anda ikamet ediyoruz. Evet. Böyle nasip oldu. Evet. Şimdi bunu söylerken iş yerimiz Kestel'de, Barak Fakir'de. Bunu tarif etmekte maksadım şuydu. Bursa'nın her yerinde oldu. Bu oluşumumuzla ilgili uzun bir dönem öğretmenlik yaptım. Evet. Sonra yöneticilik yaptım. Sonra sanayiciliğe adım attık. Daha sonra Bursa'nın Doğu Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşumunda neredeyse artık uzun süredir yapılanmasına bulunduk. Bunları anlatmaktaki gayem aynı zamanda 94 yılından beri de Bursa'da Milliyetçi Hareket Parti'nin teşkilatlarının belli kademelerinde görev aldım. Evet. Şu an genel sekreterimiz olan Sayın İsmet Büyüketaman'la, şu an milletvekilimiz aynı zamanda Osman Gazi Belediye Başkanı adayımız olan milletvekilimiz, evet, Necati Özensoy'la yakında inşallah başkanımız diyeceğiz. Evet. Yine aynı şekilde diğer arkadaşlarımız da, il başkanlarımız da, Tevfik Bey'le, Fevzi Bey'le hep beraber siyaset yapa yapa iki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa il başkanlığının görevini yürüttü. Evet. Şimdi bu yürütüşler için de geriye doğru değerli hemşehrilerim şunu hatırlayacaklardır. Bir Arif Demirören vardı, elinde bir tane kırmızı kitap vardı. 2023 Yeşil Metropol Hareket Planı, biz Bursa'nın 100 yılını planladık diyordu. Evet, bu doğruydu. Evet. Biz hakikaten Bursa'nın 100 yılını planlayan, o gün ısrarla söylediğim 70'i aşkın mühendis arkadaşlarımızla beraber yaptığımız çalışmalar tüm ilçelerimizi kapsayan, evet, beldelerimizi, ilçelerimizi ve tamamıyla Bursa'yı ulaşımıyla aklınıza gelen bir yaşam merkezi olarak bir plan yaptık, bir projeler yaptık. Dolayısıyla bu bizim bir hizmet sevdamız. Hani bazen siyasilerimiz büyük laflar ederler, biz de çok severiz bu lafları. Biz milletine işte efendim, efendisi, elit tabakası falan, biz hizmetkarız. Vallahi biz hizmetindeyiz milletimizin. Evet. Emrindeyiz daha doğrusu. Dolayısıyla bu hizmetleri yaptık derken belirli bir zaman içinde tekrar teşkilatım uygun gördü. Öyle uygun gördüler. Nilüfer Belediye Başkan adaylarına talip oldum. Ha, bu diyeceksiniz ki Nilüfer sevdanız nereden başladı? Bursa sevdasıyla başladı. Oturduğum yer, doyduğun yer, doğduğun yer, şu anda 20 yıldır oturduğum yer ve Nilüferliyim, Nilüfer'de yaşıyorum. Nilüfer için, hani böyle son zamanlarda seçim sloganları olarak söylenir ya, evet, ben kentimi seviyorum. Evet. Onun için hizmet vermek istiyorum. Bu kadar. Evet, şimdi Arif Bey, aday oldunuz. Evet. İllaki bir takım projeler var. İllaki de mevcut durumun daha önüne çıkarma ile alakalı ve mevcut durumdan duyulan bir takım sıkıntılarla alakalı da bir durum söz konusu. Bu anlamda şunu sormak istiyorum. Mevcut yönetimin
hangi anlayış, yöntem, uygulamalarını tenkit ediyoruz. Yani mevcut yapıda şu an sizin olumsuz anlamda gördüğünüz neler var? Hangi alanlarda yetersiz kaldığını düşünüyorsunuz? Şimdi Kadir Bey, benim tavrımda, tarzımda, bundan daha önceki siyaset yaptığımız dönemde de öncelikle şunu söylemişimdir. Kim ki memleketimize, vatanımıza bir tek çivi çaktıysa olumlu manasına, Allah bin sefer razı olsun. Zaten eğer bir beğeni dışı kaldıysa, seçim demek başlangıç ile bir dönemin bitişi arasındaki farkın başarısı demektir. Eğer bu fark başarıyla sonuçlandıysa, milletimiz iyiyi de, yanlışı da, doğruyu da, eğriyi de fevkalede görüyor, biliyor, anlıyor ve ona göre davranıyor. Şu andaki eksikleri saymak yerine, paylaşmak yerine, yani şunlar şunlar eksik demek yerine, ben tamamlayıcı olarak görmeyi daha doğru buluyorum. Evet, ben de yani ve bu manada tabii ki dünkü projelerimizle birlikte bugün Nilüfer kentimizde yapılanlar yok mu? Tabii ki var. Bursa'da yapılanlar yok mu? Tabii ki var. Benim tabirimle yetmez diyorum. Fakat bu yetmezlerin nereden çıkıyor? Benim şimdiye kadar bunu şahsım ve teşkilatlarımızın paylaşımı çerçevesinde gördüklerimi ben paylaşayım. Çünkü ayrıca Nilüfer'imiz için yapmış olduğumuz projelerimizi teşkilatımızla birlikte, diğer belediye başkan adaylarımızla zaman zaman birlikte basın huzurunda, hani bizim adaptandır ya, böyle toplanırız, Nilüfer için projelerimizi paylaşırız, değerli basın mensuplarımızın huzurunda sunarız, Bursa'da veya ilgili ilçe de yaşayan, sonuçta Bursa'nın tamamıyla alakalı konular, artık her şey birbirine içe girmiş durumda, sunarız. Şimdi benim merak ettiğim, pardon, merak ettiğim derken doğru, bu da bir meraktır. Üzüldüğüm bir şey. Düzeltilmesi gereken bir konu. Şehirlerimiz birbirine çok benzemeye başladı. Bir gün uzak doğu iş seyahatindeyken dedim ki ya bu insanlar ne çok birbirine benziyorlar. Daha sonra işte boyları, tipleri, kaşları, gözleri hepsi birbirine benziyor dediğimde duydum ki onlar da bizim için diyorlarmış. Ne çok birbirine benziyorlar diyorlarmış. Şimdi şehirlerimiz birbirine çok benzemeye başladı. Bugün bir yine gazetemizdeydim. Bunu yine paylaştım. Bir şehrimizden bir diğer şehrimize gittiğimizde gözünüzü kapasanız, şöyle bir 5 dakika çevreyi dolaşsanız hangi şehirde olduğunuzu çıkarmanız çok zor. O kadar birbirine benzeşmeye başladık ki Bursa'nın, Bursa'mızın diyoruz özellikle. Ve ben Bursa'yı daha önceden tarif ettiğim zaman cennete açılan koridor diye tarif ederim Bursa'yı. Sayın Başkan, burada siz ifade etmek istediğiniz şey, yani şehirlerimiz birbirine çok benzedi derken şehirlerin karakteristiği mi yok oluyor demek istiyorum? Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi biz Nilüfer'le ilgili tabii getirip sonuçta geneli özele Nilüfer'e getireceğiz tabii ki. Nilüfer'e bakıldığı zaman Nilüfer'imizde evet yine şehirleşme yapılarımız, betonlaşma yapılarımız, sokak yapılarımız, çevremiz birbirine çok benziyor. Kaldı ki Nilüfer 25 yıllık genç bir kentimiz. Çok daha fevkalade değişik yapılandırmaya gidilebilirdi dediğimde bunlar neler diyeceksin? Tamamıyla yapılaşmanın şekli ve sureti diyeceğim. Bu işim yapılaşmış mı? Yapılaşmış. Geçen gün Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da söyledi. İşte şimdi kent meydanındayız. Hemen önümüze gelen tablonun ne olduğunu biliyoruz. Hayır, biz öyle konuşmuyoruz. Biz diyoruz ki evet, buranın da bir ekonomik değeri var. Yapıldı. Yanlış olabilir ama yazıktır, bunca insan emeği var. Ekonomik emrinin doldurması gerekiyor. Şimdi geldiğimiz zaman Nilüfer'de de bunu söylemek çok mümkün. Fakat asıl önemli olan bizim ne düşündüğümüzden çok ben konuyu Nilüfer bizden ne bekliyor getirdiğim zaman şunu söylüyor. Nilüfer'de uzun yıllar yaşamanın getirdiği, Nilüfer'le hemşehrilerle paylaştığımda büyük bir kesim ısrarla bahsettiği bir hadise var. Nilüfer'de hürriyet var diye kabullenmiş. Eyvallah. Nilüfer'de özgürlük var diyor. Eyvallah. Nilüfer'de Atatürk ilke ve prensipleri var diyor. Eyvallah. İleri demokrasi var. Eyvallah.
biz de şunu söylüyoruz. Bu dediklerinizin bir adım fazlası diyoruz. Nilüfer şimdiye kadar neyle devam ettiyse, neyle ilerlediyse, neyi kabul gördüyse, biz o beklentilerinin bunu seçim mahareti olsun diye veyahut da bir oy avcılığı maksadıyla asla söylemiyorum. Nilüferli hemşehrilerimizin talepleri neyse, biz o var olan talepleri olduğu gibi kabulümüzdür. Özgürlükse daha ileri özgürlük diyorum. Yaşam biçimi olarak hürriyetse daha ileri hürriyet diyorum. Ancak bunları da söylerken bir şeylerin altını çizmek istiyorum. Şimdi bugün yine paylaştığımızda basın mensubu arkadaşlarımızın sorduğu birkaç konuyu mesela paylaşalım. Bir kez Nilüfer'imizin şekline baktığımız zaman Nilüfer'de sanayi var. Nilüfer'de yaşam aynı zamanda oturum kaynaklı, aynı zamanda sanayi kaynaklı. Bir başka bir konu da Kıbrıs'a, kızım Kıbrıs'ta okudu ve her gidiş gelişimde şu söylenirdi, Kıbrıs bir öğrenci adası denirdi. Evet. 50 bine yakın o gün için öğrencimiz Kıbrıs'ta okuyordu. Bugün 60 bine yakın evladımız Görükü'de üniversitelerimizde okuyor. Dolayısıyla bir kesimde ciddi bir gençlik var. Ve biz bu gençliğimize ev sahipliği yapıyoruz. O gençliğimiz aynı zamanda bir anasının, babasının yani ailesinin evine gelmiş gibi kendini kabul etmeli. Şimdi bizim burada nerede eksimiz var? İşte biz bunu söyleyeceğiz. İşte ben Sayın Başkan, projelere geçmeden önce hani az önceki sorumu dediniz ki ben eski yönetimin yanlışlarına değil, biz üzerine koyabiliriz. Tabii o ki. Açıdan yaklaşmak istiyorum dediniz. Evet, yani olumlu bir yaklaşım açıkçası. Ben şu açıdan sorayım o zaman sorumu. Nilüfer'in gördüğünüz en temel problemleri neler? Yani hangi konulara el atmayı düşünüyorsunuz? Birinci aşaması bu. Mevcut sorunlar neler? Nilüfer'in ön plana çıkartılması gereken artı yönleri neler? Bu bağlamda projelerimiz ne olacak? Böyle bir genel bir soru sorayım dedim. Yani önce Nilüfer'in bir fotoğrafını çekelim. Sorunları şu. Tabii ki. Şimdi projelerimiz Nilüfer'in bir konumuna baktığımız zaman bu söyleyeceklerin biraz sınırları içinde ve sınır yakınlığı dahil olmak kaydıyla. Evet. Nilüfer bir taraftan sırtını güzel bir ormana yaslar. Evet. Bir diğer taraftan denize açılan yoldur, koridordur. Bir diğer taraftan bakıldığında Abolyon yönüne doğru uzanan bir yoldur. Dolayısıyla Nilüfer'in hem göl atmosferini hem dağ atmosferini hem deniz atmosferini kucaklayan bir farklı coğrafyası var Nilüfer'in. İkincisi yapılaşma süreci köylerin daha sonra kente çevrilmesi sürecini genç olarak yaşadığı için yapılaşmada dikkat edilmesi gereken konuları zaten projelerimize paylaşacağız. Ancak şu anda benim biraz evvel söylediğim asıl Nilüfer'in sorunları insanımızın beklentileri. Nilüfer'de gençlerimiz ne istiyor? Çocuklarımız ne istiyor? Çocuklarımız daha fazla oyun sahası istiyor. Evet. Gençlerimiz, gelen öğrencilerimiz çok daha rahat edebilecekleri, konaklayabilecekleri, beslenebilecekleri, daha az gürültülü yerlerde yaşayabilecekleri koşullar istiyorlar. Aynı zamanda bugün spa merkezleri diye konuşuluyor. Spa'nın karşılığı Latince bir suyla gelen sağlık demektir. Şimdi bakın Bursa geniş kaplıcalarıyla ilgili bakıldığında suyla gelen sağlıksa Nilüfer daha fazla yüzme havuzu istiyor. Nilüfer daha fazla yeşil alanlar içinde çocuklarıyla, aileyle birlikte bir yaşam sergilemek istiyor. Nilüfer'in beklentileri için daha fazla özgürlük istiyor. Kadınlarımız arkasına bakmadan yürümek istiyor. Kör noktanın olmadığı, kör nokta derken aydınlatmanın olmadığı yerde dolaşmak istemiyor. Her bir köşesinin aydın bir şehir, aydınlatılmış bir şehir olmasını istiyor. Aynı zamanda kadın dostu dediğimiz güvenli bir şehir istiyor. Son zamanlarda konuyu hemen böyle kadına mağdura falan getirmek istemiyorum. Ancak kadına şiddetle ilgili ayyuka çıkan durumlarda dahi şu anda Nilüfer'de bir tane kadın sığınma yerimiz var. Oysa bu belediyenin görevleridir.
Evet. Sadece sığınma evleri yeter mi? O sığınma evlerine gelen kadınlarımızın orada bakımları, istirahatleri, yaşamları, bebekleri ve çocuklara beraber kazanımları için çalışma alanlarının oluşturulması. Bir tane var diyorum, şu anda kanunen yasak olduğu için adresini söylemiyorum. Çünkü yasak bir, evet. Yani bir tane sığınma evimiz var. Bu sığınma evine gelen, eğer sosyal projeden bahsedecek olursak, sosyal projeyi konuşacak olursak, sığınma evine gelen, şiddet gören kadınlarımızın, şiddete mağdur olan kadınlarımızın, şiddeti uygulayan insanların şiddeti uygulama sebeplerinin ortadan kaldırılmasının gerekçelerinin rehabilite merkezine oluşması gerekiyor. Evet. Aynı zamanda sanat alanında şimdi gerek Osman Gazi'de gerek Nülüfer'de sanki öyle bir terazi konulmuş ki Osman Gazi'de Ebru sanatı olur veya Nülüfer'de işte efendim opera sanatı olur. Hayır efendim. Nülüfer'de de opera olmalı. Osman Gazi'de opera olmalı. Osman Gazi'de Ebru sanatı olmalı. Nülüfer'de de Ebru sanatı olmalı. Hatta daha ileri sanat seviyelerinde oğlum grafiti çok seviyor. Grafiti alanlar olmalı. Zaten Zeki Müren Anadolu Lisesi'nde okuyor. Resim bölümünde okuyor. Gençlerimizin bakış açısı dilendirdiğimiz zaman yani hani ben bir projem var diyerek insanlarımız gelirler ya TÜBİTAK'a gider gibi. Bloomberg televizyonuna çıkar gibi. Koltuktan altımıza. Ya yaşadık bunlar. Geçmişte koca projeleri şu odalar dolusu projeleri yaptık. Ve onları özdeşleştire kitap haline getirdik. Mesele çok proje yapmak değil. Nasıl yapılacağını belirlemek. Yani bütçesini belirlemek. Uygun mudur değil midir bunu belirlemek. Halkın bunu beraberce paylaşarak belirlemek. Tabii ki. Yani aslında benim birçok soracağım sorunun ipuçlarını verdiniz. Bu bağlamda yine konuşmanızın başında giriş yaparken şunu ifade ettiniz. Nereye gitsek şehirlerin birbirine benzediğini görüyoruz. Yani şehirlerin karakteristiğinin kaybolduğunu görüyoruz. Tek tipleştiğini görüyoruz. Şehirlerin ruhunun azaldığını görüyoruz ifadesini kullandınız. Ben burada şunu sormak istiyorum. Nilüfer'i hani az önce yine ipucunu verdiniz işte bir taraf orman, bir taraf göl, bir taraf denize uzanan bir bölgede. Slow City. Bizim yavaş şehir projemiz vardı. Göl yazıya yakışmaz mı? Çok güzel. Evet. Tabii. Şimdi bu bağlamda ben şunu sormak istiyorum. Nilüfer'in vizyonu ne olacak? Nilüfer'in karakteristik olarak hani sizin ufkunuzda, sizin dünyanızda elbette yine ifade ettiğiniz gibi halkın beklentisi noktasında şekillendirmeyi düşünüyorsunuz ama sizin hayalinizde 20 yıldır Nilüfer'de yaşayan bir kişi olarak Nilüfer'i nasıl bir Nilüfer görmek istiyorsunuz? Aslında Slow Şehir de böyle bir vizyona uygun bir şey aslında. Tabii ki yani o kadar çok konuşacak şeylerimiz var ki. Evet. O kadar çok projeler uygulanabilecek sahalarımız var ki. Allah bize öyle bir Bursa bahşetmiş ki bunu ne yaparsanız çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve uyabileceğiniz bir coğrafyaya sahibiz. Evet. Şimdi bunları anlatacağım ama kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Şu gürültüde insanlarımız sürekli olarak çalışıyorlar, koşturuyorlar. Evlerine döndükleri zaman hızlı bir iletişim isterler. Erişim isterler. Peki bu erişimi, ulaşımı biraz daha gençlerimiz üzerine ısrarla dururken sorduğunuz için paylaşayım. Bir bakıyorsunuz erişim ve ulaşım dediğimizde efendim sizin mağazanız ismi neydi? İşte bağlantı kodunuzu verir misiniz? Şifresini verir misiniz? Neden Görük diye öğrencilerimize internet bağlantısı Görük diye girdiğiniz andan itibaren bedelsiz olmasın? Vizyon diyorsunuz. Bugün erişim çağı diyoruz. Bilişim, iletişimin bir önce ilavesini söylüyoruz. Daha genişletin. Neden Nilüfer'de erişim ücretsiz olmasın? Belediye bütçesine bakılır. Öncelikle kimler için bu geçerlidir? Öğrencilerimiz için. Bir Görük'le bölgesinin erişim bağlantılarını ücretsiz hale çevirebilirsiniz. Çok büyük yükler değil bunlar. Ulaşımını çok daha rahat, ulaşımda çok fazla sorun olmasa bile ama ulaşım dediğiniz için ben bir şey söyleyeyim. Evet. Aynı şekilde Alaaddin Bey'de veya efendim Nilüfer'in 7.5'taki Alaaddin Bey'in Mürseler'de diye örnek veriyorum. Evet. Otobüs daha sonra gelmediğini görüyorsunuz. Yani bunlar çok detaylar. Ben şimdi detaylara boğularak Nilüfer'i konuşmaktansa makro boyutta Nilüfer'e baktığım zaman öncelikle Nilüfer seçmeninin beyninde şunu algıladım ben. Benim belediye başkanım ileri derecede demokrasiye sahip olması gerekir. Ben de diyorum ki evet en ileri derecede demokrasi neyse
bunu beraberce paylaşmak durumundayız. Efendim, biraz önce söylediğim gibi çağdaş bir kent. Eyvallah, çağdaş yaşamı, çağdaş bir kenti desteklemek için Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip yaşamak, ya zaten bunlar Cumhuriyetimizin değerleri. Bunlar hep beraber bizim değerlerimiz. Yani bu sadece Nilüfer'in bir diğer kentimizin değerleri gibi değil ki, bu bizim ortak değerlerimiz, bir bütün değerlerimiz. Evet. Kent vizyonu olarak bakıldığında bu kent vizyonunun tamamını belirleyecek. Biraz da böyle sözlerin etrafında özellikle tam merkezine gelmeden paylaşıyorum. Çünkü yapılmış olan projeleri biraz evvel ifade ettiğim gibi basın mensuplarımızın, siz değerli basın mensuplarımızın birliği beraberliği içinde Nilüfer için düşündüklerimizi beraberce en kısa zamanda paylaşacağız inşallah. Evet, şimdi Sayın Demirören, seçmenler sadece 5 yılda bir belediye başkanını seçip, meclis üyelerini seçip kenara çekilen bir memur gibi algılanıyordu, evet, gelişmemiş demokrasilerde. Ama artık halkımız bilinçlendi. Yani adayını belediye başkanı yaptıktan sonra da peşinden takip ediyor ve yönetime katkı sağlamak istiyor. Yani yönetişim algısı artık ileri demokrasilerde gelişmeye başladı. Bu noktada sizin vekaleti verdikten sonra da yönetime katkısı olan bir halk istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani yönetişim noktasında şey yapıyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum bu noktada, tam burada. Yani siyasetin doğası gereği seçimlerde sizin gibi düşünmeyen, size oy vermeyen insanlar olacak. Ve seçildikten sonra da siz bulunduğunuz ilçede size oy veren vermeyen herkesi kucaklamanız gerekecek. Yani belediye başkanlığı seçimlerinin kaderi bu. Burada şunu sormak istiyorum. Rozetinizi kenara koyup bir partinin temsilcisi gibi değil de belediye başkanı olarak mı orada? Ben burada şunu söyleyeyim. Şu anda yakamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin rozeti var. Evet. Sayın Genel Başkan'ın talimatı var. Bunu da burada bugün işaret ederek söylüyorum. Talimat şudur. Belediye başkanı seçildiğiniz gün rozetinizi çıkarıyorsunuz. Cebinize koyuyorsunuz. Siyaset yapmak bizim işimiz. Siz oradaki insanlarımızın acabası olmaksızın tüm hemşehrilerimizin belediye başkanısınız. Hizmet vereceksiniz demiştir. Bu bizim için bir talimattır, bir emirdir. Ve biz bunu uygularız. Bizim o konuda hiç acabamız yoktur. Nilüferli bizden ne istiyor? Ya önemli olan, Nilüfer'de oturan bir vatandaşımızın evini ben mi yapıyorum, parasını ben mi veriyorum? Dükkanın parasını ben mi veriyorum? Yani bazen diyoruz ki, büyük bir laflar ediyoruz. İşte efendim falanca kenti yarattık ya, bir dakika. Orada yaşayan insanımız getirdi, parasını verdi, vergisini verdi, ücretini ödedi. Biz sadece düzenledik, sadece planladık. Dolayısıyla burada yaşayan insanımız söz hakkı sahibi odur. Nasıl ki milletvekilimize vekilimiz diyoruz. Evet. Biz oraya söz bulamadığımız için de halkımızın emrindeyiz diyoruz. Aslında biz evet orayı belediye başkanı seçiyoruz. Eyvallah. Oturduğumuz bu coğrafyadaki mekanları daha iyi düzenle. Ulaşımı daha iyi sağla. Erişimi daha iyi sağla. Birini bir diğer insanıma asla tercih etme. Acabaların olmasın diye biz oy alıyoruz. Evet. Biz seçimleri şu günlerinde çok net bir şekilde söylüyorum ki bir insanımızı diğer bir insanımıza tercih etmeyiz. Evet. Hiçbir insanımız bir diğerine tercih etme hakkına da sahip değiliz. Evet. Bu konuda hiç acabalarımız yoktur. Nilüfer'in dünü neyse yarını bir boy, bir gömlek, 10 gömlek daha ileri seviyeye getirmek bizim hedefimiz, amacımızdır. Evet. Ben bu net cevabınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi yönetişim dedik az önce. Bir siyasi parti temsilcisinin, bir belediye başkanının veya bir belediye başkan adayının sadece bir ideolojiye, sadece bir cemaate, sadece bir gruba sırtını dayayıp diğerlerini sırtına dönmesi demokrasilerde olmaması gereken bir durum. Sizin de bu verdiğiniz cevap aslında yani ideolojik değil, tamamen belediyenin halkını kucaklayacağınızı bu net cevabınızda ifade etmiş oldunuz. Şimdi demokrasilerde yine en önemli kurumların başında, yani halkın yönetime katılma biçiminde öne çıkan kurumlar sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları noktasında hem bu seçim sürecinden hem de
belediye başkanı seçildiğiniz takdirde ne gibi şeyler düşünüyorsunuz sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı? İleri demokrasi dediğimiz, daha fazla hürriyetçi, özgürlükçü dediğimiz gelişmiş toplumlarda, şu veya bu devlet demiyorum, gelişmiş toplumlarda 6.000 kişiye bir dernek, yani 6.000 kişiye bir dernek hesabı yapılır. Evet. Şu anda biz 100.000'lerdeyiz. Dolayısıyla ne kadar çok sivil toplum teşkilatımız varsa, bu konulara söz sahibi oluyorlarsa, beraber yönetmek demek, ya ey aile hadi gelin bugün bir karar alacağız, hep beraber alacağız demek değildir ki. Her bir kesimin, her bir düşünce yapısının temsil noktasındaki sivil toplum teşkilatıyla sık görüşmek ve bunları beraber paylaşmak demektir. Yoksa 4 tane ağaç kesildi, daha sonra bir takım hareketlere başlıyorsa ve ondan sonra bir ağaç mı kessem bundan sonra soruyorum demektense, biz zaten bunu söylüyoruz. Bir elimizde rozetimiz, bir elimizde kalemimiz diyoruz. Bunu kalemin ne zaman yazacağını, biraz da rozetimizle ilgili şerefle taşıdığım rozetimi ne zaman çıkaracağımı söyledim. Kalemimizin ne zaman yazacağını da kıymetli, sevgili Nülüferler, biz de hizmet imkanını inanıyorum ki tanıyacaklar. Tanıdıkları gün ve dününü de biz ortaya koyarak. Dünümüz neyse yarınımız da o diyerek. Çünkü biz dün de bu projelerimizi yaptık. Açın 2023 Yeşil Metropol planımıza tüm yerleşkelerle ilgili, sivil toplum teşkilatlarıyla, kent yönetimiyle ilgili bu paylaşımların hepsini biz anayasası diye planladık. Evet. Mümkün oldukça sivil toplum teşkilatlarımızın çoğalması, katkı koyacak unsurlarımızın plan çerçevesinde olması. Hep ikide bir de imar deriz, plan deriz. Yani ne kadar çok katkı sağlıyorsanız bir gün bir kitap yazarsınız ama bunu toplu olarak dördümüz şu anda bir araya gelir yazarız. Ben çıkıp onu da ben kitap yazdım dediğim gün bir homurtu başlar. Ama bizim yazdığımız kitap dediğim zaman ses seda kesir, alkışla başlar. Evet. Bizim yazdığımız kitaptan bahsediyorum ben. Benim yazdığım kitaptan bahsetmiyorum. Evet, tam bu konuyla alakalı aslında Bursa'da bir takım örnekler de oldu geçmişte. Yani Bursa'da bazı projelerin hayata geçirilememesinde, çok isim vermek istemiyorum, hayata geçirilememesinde işte belediye başkanlığının sadece birkaç tane sivil toplum kuruluşunun yanına alarak bir projeyi pat diye gündeme getirip uygulamaya soktuğunda, ama aslında o proje için tüm Bursa'nın sahip çıkması gereken bir projeyken tüm Bursa'nın da sahip çıkması bekleniyor. Böyle olunca da yalnız kalınıyor yolda. Yani kucaklayıcı olunmadığı için, siz hangi projelerden bahsettiğimi anladığınız için tebessüm ediyorsunuz. Ben bu yaklaşımda hani projelerin başlangıcında da sivil toplum kuruluşlarının önceden olması gerektiğini, bakın nereye gelmek istediğinizi çok dolaylı bir stratejiyle çok şık beyefendice sorular soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İnanın ne demek istediğinizi fevkalade anlıyorum, ancak bir şey söylüyorum. Kokuyu da bilgide saklayamazsınız. Kapağını açtıktan sonra o kokuyu yerler, durduramazsınız. Evet. Bilgi de böyle bir şeydir. Kokunun olumlusu da olumsuzu da duyulur. Duyulur derken koklanarak hissedilir yani. Şu dediklerimizin hepsi öyle duyulmuştur, böyle duyulmuştur. Evet, dediklerinizi tahmin etmedi, anlıyorum. Ancak diyorum ki o noktada da ben siyaset yapış tarzımda devletin savcısı var. Evet. Devletin polisi var. Devlet, hukuk devleti diyoruz. Ve buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Hukuk ne gerekiyorsa onu yapar. Ben siyasetçi yapımla şunlar şunlar şunlardır demek istemiyorum. Ve bunu da söylemeyeceğim yani. Evet. Ama inanın ki herkes benden de senden daha fazla bildiklerini biliyorlar. Evet, yani ben birkaç soru daha soracaktım bu konuyla alakalı ama sizin bu cevabınız aslında... Efendim. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Aslında diğer soruları da cevaplamış oldu aslında bu yaklaşımınız. Evet. Hani ben sonuçta sizin yaklaşımınızı merak ediyordum. Evet. Peki kadın ve gençlerin yerel siyasette yeri ne olacak? Evet, kadın ve gençlerin yerel siyasetteki önemi çok önemli. Şimdi hep önemli önemli deyip de ısrarla kotalar koyarak, evet, kadın gücünü yükseltmek. Şimdi illa siyaset demek, yani siyaset yapmak demek, bir partinin içinde bir anda kendini bulmak demekten de geçmiyor. Yavaş yavaş insanlarımızı siyasete hazırlayarak, yarınlarımızı yönetecek insanlarımızı hazırlamak bir meziyettir. İşte biraz evvel söylediğim, o hani sivil toplum kuruluşları dediğimiz, rehabilitasyon merkezleri dediğimiz, yarınları emanet edeceğimiz insanlarımızı yetiştirmek manasında çeşitli akademik tarzda denetlenebilen,
akademik tarzda denetlenebilen, projeler üretebilen, neresi biliyor musunuz? Gölükle'den yine bahsediyorum. Evet. Bakın gençlerimiz oradalar. Gölükle'deki gençlerimiz şu anda rahat konaklayabiliyorlar mı? Bunlar o projeler üretecekler. Bunlar siyaset yapacaklar. Bu evlatlarımız siyaset yapacaklar. Evet. Gölükle'deki gençlerimiz rahat beslenebiliyorlar mı? Rahat ulaşım sağlayabiliyorlar mı? Veya huzurlular mı? Biz bunları bir belediye, sosyal belediyecilik çerçevesine bakıp da bu gençlerimizi yetiştirdiğimiz zaman işte yarının gençlerini siyasete dahil etmiş oluyorsunuz. Yarının gençlerini projeye dahil etmiş oluyorsunuz. Şu anda üniversitede okuyan insanlarımız aynı zamanda siyaset okuyorlar. Aynı zamanda çevre bilimi okuyorlar. Aynı zamanda tıp okuyorlar. Yarına katkı sağlayacak. Yarına emanet edeceğimiz bu cevherlerimizi, evlatlarımızı biz bağrımızla en iyi şekilde misafir etmezsek veya konaklatmazsak bu dediklerinizi yetiştirememiş oluruz. O maalesef benim. Besinlerinin dahi dikkatinde olmak mecburiyetindeyiz bu gençlerimizin. Evet. Şimdi Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Yine bu net ifadelerinizden cesaret alarak. Estağfurullah. Malum yolsuzluk ve rüşvet her seçim döneminde gündeme çıkıyor. Bu noktada hani başkan seçildiğiniz takdirde bu olumsuz algıların oluşmaması adına mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Şimdi açıklarım. Hemen evet. Şimdi. O güne beklemeye gerek yok. Biz bir dönem Gülhan Akdoğan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'ydı. Sedat Yalçın Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı'ydı. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak hem kendimiz hem de belediye başkanlıklarını emanet ettiğimiz insanların başlangıçta mal bir yanına almıştık. Şimdi bu görev aynı şekilde istirham ediyorum. Gelen belediye başkanlarımıza ama belediye başkanlarımıza. Bu hep baştan soruluyor. Evet. Deniliyor ki baştayken şu mal beyanında bulunun. Eyvallah. Herkes de bulunuyor. Başkanlık bir dönem, iki dönem, kaç dönemse bilemem. Tekrar oturduğu zaman aynı mal beyanını versinler lütfen istiyorum. Evet. Başlarken istiyoruz ama bitirirken bir türlü nedense istemiyoruz yani. Aslında o zaman istemek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Evet. İşte baştan alırsak sonrakini de kıyaslama imkanı. Baştan alınmışlar var. Gelenlerden lütfen belediye başkan adaylarının tekrarı da olabilir, mümkündür. Evet. Lütfen onlardan isteyin yani. Onlara da soracağız. Evet. Şimdi seçim döneminden seçim dönemine adayların ve seçilen belediye başkanlarının seçim döneminden seçim dönemine halkın arasına girdikleri görülür genel itibariyle. Sizin bu konudaki vaadiniz, taahhüdünüz ne olacak? Yani halkın nabzını tutmak çok önemli. Halkın beklentilerini, halkın yaşayışını hissetmek son derece önemli. Bu noktada birçok belediyede eksiklik olduğu görülür. Halk da şunu der, gelen adaylar, hep seçimden seçime geliyorsunuz. Seçim olduktan sonra bizi unutuyorsunuz. Bu konuda sizin taahhüdünüz ne olacak? Şimdi burada bir tehlikeli bir nokta var Kadir Bey. Birinci seçimde canla başla, ya bu genelde böyledir yani. Bu bir algı mıdır, bir yapılanma mıdır, bir alışkanlık mıdır? Alışkanlığın iyisinden kötüsünden kolay kolay vazgeçilmiyor. Şimdi bakıyorsunuz birinci dönem belediye başkanlarımız canla başla şu şekilde eksiği ve fazlası çalışıyor. Tamam doğru eyvallah. İkinci dönem yine bir şekilde devam ediyor. Ama benim takip ettiğim bir şey var. Siz de kabul eder misiniz bilmiyorum ama 3 defa iyisi yoktur. Olmuyor yani. Hani böyle kadıya mülk hesabı var ya, bazen patronu gibi görülüyor, bazen kadıya mülk gibi görülüyor, bazen sahibi gibi görülebiliyor. Dolayısıyla çok da uzatmamak lazım. Ben bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bu benim yani Arif Demirören olarak düşüneceğim. Çok samimiyetle söylüyorum. Bu benim Arif Demirören olarak düşüneceğim. Şu anda bu benim kendi düşüneceğim. Parti düşüneceğim değil ama. Belediye başkanlıkları 2 dönem yetmeli bana göre. Ben şahsıma söylüyorum. Yani diğer bir sorun buydu zaten. Siz sormadan cevapladınız. Ben biraz daha netleştirmek istiyorum. Yani diyorsunuz ki ben belediye başkanı olduğum takdirde, 2. dönemde seçildiğim takdirde 3. döneme gitmeden önce koltuğu bırakacağım. Kesinlikle. Benden sonra kim başkan olursa ona bırakacağım diyorsunuz. 3 defa iyisi olmuyor çünkü. Evet. 3. dönemin artık mental yorgunluğa girdiğini düşünüyorsunuz. Evet. Ve o yüzden çekilip başkalarına, yeni enerjilere, yeni kanlara koltuğu bırakmak gerektiğini ifade ediyorsunuz. Eğitim alanında ne gibi düşünceleriniz var? Evet. Öğretimde mi, eğitimde mi?
İkisini de diyelim. İkisi de pekala. Eğitim bizim için öğretimden çok daha önemli. Çok öğretimin önemli. Telafi edilmesi çok kolay ama eğitimin telafi edilmesi zor. Nilüfer aynı zamanda bir sanayi kenti. Evet. Bursa'nın en çok sanayi bölgelerinin oluşturduğu bir kent. En güçlü sanayi bölgeleri. En güçlü sanayi bölgeleri. Biz sanayicilikte şunu gördük. Öğretim muhakkak. Kesinlikle. Kabul. Ama bazen üniversite mezunu olmamak gerekebiliyor sanayicilikte. Ama bir yabancı dil bilmek gerekiyor. Bu bir eğitim olur. Bir eğitim seferberliği dediğimiz, tabii ki öğretilenler muhakkak eyvallah ama öğretim noktasında genele şamil baktığımızda evet üniversitenin Nilüfer'de olması yeter mi? Yetmez. Sanayi bölgelerinin Nilüfer'de olması orada başka bir şey daha var mesela. Eğitim dediniz. Öğretim dediniz. Eğitim, öğretim sadece okulda okumak değil. Okuldaki kazanımlarınızı getirip öğrencilerinizi hayata yansıtmak da bir davranış biçimi geliştirmek de olur. Evet. Bugün şu veya bu şekilde Nilüfer Deresi'nin sıkıntılarını yaşıyoruz. Bakın biz Barakbaki sanayi bölgesinde orada Türkiye'de ilk kez kurulan bir özel arıtma tesisi yaptık. Sağ olsun oradaki sanayicilerimizle birlikte çevre olan duyarlılığımızla bugün Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başkanlığında Sayın Valimizin başkanlığında bizim de yönetimini oluşturduğumuz Doğu Arıtma Tesisimiz ve buradaki arıtma tesisi biliyorum ki Nilüfer'deki organize sanayi bölgelerinde de ön arıtma olarak var. Ancak sınırlarımız dahilinde olan, gerçi altın çelişimi çözülmeye çalışıyor ama sınırlarımız dahilinde olan halen Nilüfer çayının kirliliğinden sorumluyuz. Bu bir eğitim meselesidir. Evet. Bu bir görgü meselesidir. Daha fazla yükseltmeliyiz. Atıklarımızı dışarı atmak, çöplerimizi dışarı atmak eğitim meselesidir. Yani eğitim, öğretim belki bir seviyeye kadar olabilir. Belli bir yaşa kadar olabilir. Ama eğitimin yaşı yoktur, sınırı da yoktur. Ölünceye kadardır. Evet. Dolayısıyla Nilüfer'de eğitim ne derseniz doğuştan ölüme kadar eğitim diyeceğiz. Evet. Öğretim derseniz öğretimin belli bir yaşı var. Oraya kadar da kazanmalı olarak eğitime devam edeceğiz. Evet, Arif Bey aynı zamanda sanayinin içinden gelen evet, birisiniz. Evet. Türkiye'de şu an istihdam, işsizlik verileri, tehlike sinyalleri çalmaya başladı tekrardan. Bu noktada sanayicilerimizle konuştuğumuz zaman genelde şu tepkiyi alıyoruz. Efendim biz nitelikli işçi bulamıyoruz. Hani işçisizlik var deniyor, evet ama nitelikli işçi problemimiz de var. Yani bu noktada sizin mesleki eğitimle alakalı düşünceleriniz neler? Oh, oralara girersek var ya birkaç program yapsak çok memnun olurum yani. Ekonomiye keyifle, çok girmeyeceğim ama girmeden, hani Nilüfer şimdi, çünkü organize sanayi bölgeleri açısından önemli bir yer. Şimdi nitelikli iş gücü diyoruz. Evet. Nitelikli iş gücü aynı zamanda nitelikli üretim diyoruz. Evet. Zaten Allah'ın insana verdiği en büyük kabiliyet üretim kabiliyetidir. Evet. Hiçbir mahlukatta olmayan eşrefi mahlukat insanda. İster buna gelişmiş insan deyin, ister özgür insan deyin, ister adına en yüksek kademeye koyun. Tek özelliği, en büyük özelliği üretim kabiliyetim olması. Üretim kabiliyeti ne kadar artarsa bu biraz evvel söylediğiniz eğitimli kabiliyet demektir. Evet. Bu eğitimli kabiliyet dediğimiz, hani bizde bazen şu vardır, şimdi çok bunu sempatiyle söylüyorum. Abi ne versen yaparım. Bazen deriz ki, kardeşim gel hadi beraber çalışalım. Vallahi abi ne versen yaparım. Peki dedim ben bir gün işletmede. Hadi gel seninle beraber çalışalım dedim. Şu bu burada pistole yapıyoruz. Gel bu pistoleyi yapalım. Seninle şu maaşı paylaşalım. Bilir misin? Bilir misin? Abi ben bilmiyorum dedi. Peki bu işi bilir misin? Abi bunu da bilmiyorum. Peki bu işi bilir misin? Bunu da bilmiyorum. Bunu yaparsan maaşın bu. Bunu yaparsan maaşın bu. Bunu yaparsan maaşın bu. Ama biraz daha sen dedin ki dedim bana. Abi ne verirsen yaparım dedim. Bak ne var? Bir de ağabey demesi var ki insanın canından götürüyor yani. Sana döndüm bak dedim gel güzel kardeşim. Senin bir eğitime ihtiyacın var. Ne versen yapamayacaksın. İşte bunu yapmamız lazım. Evet. Şu anda işsizliğinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Evet. Ya biz buna aleman diyoruz, ya tekniker grup diyoruz. Bir şekilde farklı farklı ifadelerde bulunuyoruz. Ama o ara insan dediğimiz insanların nitelikli insan haline getirmek durumundayız. Organize sanayi bölgelerimizin, sanayi bölgelerimizin çokluğu sebebiyle de bunları da biz aynı zamanda kendi bölgesine istihdam sağlayan. Yani düşünün ki İnegöl'den Nilüfer'e gelen şu anda çalışan insanlarımız var.
Yazıktır, evet. Günahtır. Yolda 1,5 saati niye geçirsinler? Kendi yaşayan insanların bisikletiyle, bakın bisikletiyle rahatlıkla gelebilecek imkanlara sahip olan yetiştirilmiş ara eleman dersiniz, iş gücü yeteneği yüksek insanlar dersiniz. Bunlar da belediyenin sorumluluk alanı dahilindedir tabii ki. Evet. Zaten yeni yerel yönetimler yasasıyla artık belediyelerin, evet, de yerel yönetimlerin de bölümleri, kontenjanları belirleme yetkisi var. Tabii müfredata karışamıyorlar ama bu da çok önemli bir gelişme açıkçası. Ben şunu sormak istiyorum. Az önce yine ifadelerinizin arasından çektim. İşte gerek uzak doğuya gerek değişik yurt dışı seyahatleriniz olmuş. Bu yurt dışı seyahatlerinizde illaki yerel yönetimler açısından, şehircilik, belediyecilik açısından da bir takım tecrübeleriniz olmuştur. Yani dışarıda gezerken en çok etkilendiğiniz ve benim bunu ülkeme, şehrime getirmem lazım dediğiniz ne var? Slow City. Evet. Yavaş en çok etkilendiğiniz konu. Çok etkilendim çünkü Bursa buna çok namzet. Ha neler derseniz. Yani biz daha önce çocukluğumuzda harita üzerinde Bursa deyince üzerinde böyle yiyecekleriyle, endüstriyel veyahut da el sanatlarıyla harita üzerine gösterilirdi. Ankara denilince başka bir şey, tiftik gelirdi, Bursa denilince ipek gelirdi falan. Şimdi kültür dediğiniz hadise zaten bunu yaşatmak da mümkündür. Özgün şehir dediğimiz mesele bunu yaşatmak da mümkündür. Ha bunu her tarafa uygulamayabilirsiniz. Ama öyle spesiyel noktalar seçerseniz ki o Slow City veya Yavaş Şehir programıyla biraz evvel söylediğim o SPA'nın zaten Latince'den bize geçmiştir. Avukadan sonra harfi geçmiştir. Sağlık da suyla gelen sağlık vardır. Yani bir tarafa suyla gelen sağlık da termal turizmi diyoruz. Sağlık turizmi diyoruz. Ama buna bir türlü örtüştüremiyoruz. Yurt dışında görebildiğimiz kötü şehirleşmeler de var. Kötü örnek almıyoruz. Ama iyi şehirleşmeler de var. Onlar da örnek aldığımızda inşallah kameraman arkadaşlarımızla göz göze geliyorsunuz. Saatte bakıyorum. Vakit de doldu. O zaman ben sizi zora sokmadan hemen şunu söylüyorum. İnşallah bir başka programda bu Nilüfer'le ilgili programlarımızı baştan sona kısa şöyle paylaşarak gideriz diyorum. Evet. Herhalde benden son cümlemi istiyorsunuz diye anlıyorum. Evet. Değerli Nilüfer'li hemşehrilerime asla ve kata bugün geldikleri, düşündükleri her ne varsa acabamız yoktur diyorum. Evet. Her şeyin bir adım ötesi diyorum ve sizlere, değerli bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, Sayın Arif Demirören, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Açık, net ifadelerinizden dolayı. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet, sevgili Line TV izleyenleri, programımızın sonuna geldik. Seçim 2014 programında Kent Meydanı stüdyomuzda sizlerle birlikteydik. Programımızda Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer Belediye Başkan Adayı Sayın Arif Demirören'i ağırladık. Bursa'da yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdilik hepinize mutlu akşamlar.